Merhaba sevgili dinler. Bugün geçen hafta konuştuğumuz, söylediğimiz, ihlal ettiğimiz üzere ne konuşacaktık ya bugün biz? Ben onu... çok bakmadım abi, neydi? Valla bakmadık biz ama isterseniz Big Lebowski konuşalım. Evet madem abi, geldik bu kadar. Bugün arkadaşlar bu arada bana Cejo deyin. Çiğne girmiş. Evet. Ahbap deyin bana. Ahbap deyin. Her zamanki gibi konuklarım var. Can Sungur. Gene Cejo'nun konuğu olduk. Evet evet, benim konuğumsunuz. Nasıl yeni stüdyomda. Cejo yapar kanalımda. Can Sungur, Alp Geturan ve Deni. Ne? Shut the fuck up Deni. Hiç görmedim. Hiç geleceğini anlamadım. Ne kadar iyi. Evet arkadaşlar, şu White Russian'ımı da şuraya koyayım. Baileys değil mi abi o? Yok. Yani White Russian. Şirinler bardağında ne olabilirse. Şirinler bardağında kahve gibi duruyor. Sütlü White Russian kahve Baileys. Evet. Neden sevdik bu filmi? Neden sevmiştik bu filmi? Can'dan başlayalım. Abi ben filmin içerisindeki komünizm alt mesajlarını ve Jesus çıkarımlarını çok seviyorum. Siz de bize, bir daha bize. Jesus diyen olursa. Sen de misyoner gibisin yani her hafta. You don't fuck with Jesus. Abi neyse. Çok iyi. Abi ne bileyim ya, yani montaj ve anlatım dili zaten çok zengin. Hani bugün bunun çok daha benzer versiyonlarını böyle Legion'da falan görüp de hayran kalıyoruz. Yani yine bu işi yapan adam sinemacı olduğunun farkında adam, hani adamlar hatta değil mi bunlar? Kardeşler. Ya yönetmen ve yani bütün ekip bence şeyin çok farkında ya. Yani sinema illaki bir şeyi çok lineer anlatmak zorunda olduğun bir şey değil. Bir takım hikaye standartlarına sadık kalmak zorunda değilsin. Biz böyle bir şey anlatmak istiyoruz deyip bir sıfırdan yola çıkıp bir şeyler yaratmışlar. Yine de lineer anlatıyor canım. Ya lineerden kastım şöyle. Yani aradaki tamam hayal sahneleri bilmem neler falan onları geç de konu akışın lineer değil mi gene de? Lineer canım, tabii öykünün akışı. Yani öyle. Aslında senaryotik anlamda değil de hikayenin bence düzlüğü anlamında mı söyledin? Ben öyle düşünmüştüm biraz daha. Tabii yani hani başı sonu ve ortası giriş gibi sonuç gelişme. Yani narrator koyuyor, narratorın hiçbir anlamı yok. Narratorın ne olduğunu ayrı düşünüyorsun. Yani bir takım standartları kullanmasına rağmen onları böyle karıştırıp mix etmiş aslında ya. Onu söylemek istiyorum. Ben aslında bunu biraz şey olarak görüyorum. Bence parodi filmi ya bu bir çeşit. Yani amacı parodi yapıp da komiklik yapmak değil tabii ki. Ama kullandığı bir araç hakikaten film noir veya böyle dedektiflik öyküleri filmleri gibi bir yapının parodisini kullanıyor kendine. Bunu da hani böyle biraz daha uzun uzun anlatacağım ama işte ne bileyim şey bile, anlatıcı bile. Hani bir anlatıcı var ama onu ne yapalım, onu böyle filozof bir kovboy yapalım. İlla ki onun sembolik sebepleri var. Ama öyle yani, aslında biraz absürt yani, biraz böyle başka anlatıcılarla dalga geçen, onun şakasını yapan bir versiyon gibi geliyor bana. Şey gibi değil mi, hani böyle hem başında, ortasında ve sonunda çıkıyor ve çıktığında da konuyu çok bir yere bağlayamıyor ya. Hani en sonunda şey gibi, ya işte güldünüz, eğlendiniz, uzatmayın ya, işte film yaptık bu da falan böyle, gibi. Bu da böyle yani. Bir öykü. Hayır, diyor bu da böyle bir öykü. Savunduğu şey bu yani, ben bayağı o anlatıcının, o kovboyun biraz yönetmenin sesi gibi açıkçası izledim izlerken. I don't know about you, but I take comfort in that. It's good knowing he's out there, the dude, taking her easy for all us sinners. Shush. I sure hope he makes the finals. Well, that about does her. Wraps are all up. Things seem to have worked out pretty good for the dude and Walter. And it was a pretty good story, don't you think? Made me laugh to beat the band. Parts anyway. I didn't like seeing Donnie go. But then I happen to know that there's a little Lebowski on the way. I guess that's the way the whole darn human comedy keeps perpetuating itself. Down through the generations. Westward the wagons. Across the sands of time until we... Oh, look at me. I'm rambling again. Well, I hope you folks enjoyed yourselves. Catch you later on down the trail. Say, friend, you got any more of that good sarsaparilla? Yani yönetmen en son çıkıp veya senarist neyse işte bu filmin yaratıcısı yani çıkıp diyor ki bu da böyle bir öykü. Ne anladıysanız size kalmış. Hadi hoşça kalın diyor yani adam. Pek umurumda değil. Bunu anladınız değil mi mesajımı falan gibi bir derdi hiç yok. Böyle bir derdi yok. Halbuki sen... Ben de hemen o sondan o zaman gireyim. Şimdi film izlerken işte kafamda bir sürü soru işareti oldu, etti. Önce bir nereye koyacağımı bilemedim, edemedim filan.
Film en son bittiğinde daha narrator, anlatıcı çıkmadan önce tam anlatıcının anlattığı bütün hisleri zaten almıştım, hissetmiştim, kafamda tamamlayıp bitirmiştim filmi ve oh be demiştim. Ne hissettiğimi en son söyleyeceğim. Anlatıcı çıkınca ve bana benimle konuşunca bile şey oldum. Yani o çıkmasaydı, bana bir şey söylemeseydi de söyleyeceği her şeyi almıştım zaten filmden. Hı hı. Çok güzel her şeyi bağlamışlar, etmişler. Bütün ya burası da niye böyle dediğim her detay en sonunda bir yere bağlandı benim, hı hı, için. Çok büyük bir başarı. Beni gerçekten oradan oraya sürükledi yani film. Hatta sondaki narrator çıkmayabilirdi bile diye düşünüyorum. Oraya ayrıca geliriz. Aynen, yani biraz da belki şey diye hani yani hikayeyi anlattık ama yani neden bu hikaye hani bu kadar kıymetli olsun ki diye soracak olan cins insanlar varsa belki. Evet, öyle film izleyenler oluyor. Yani. Şimdi ne oldu? Ama o biraz cins, chill bir film yani. O cins insan modeli değil ya, bence ortalama insan modeli bu arada. Yani bence onu çoğumuz soruyoruz zaten. Soracağım tabii de bu filme sormayacağını en başından anlıyor olman lazım aslında. Okey ya, o çünkü en başından anlayıp anlamadığın tartışılır da evet, bu filmin derdi o değil yani. Evet, o konuda aynen katılıyorum sana. Derdi bu olmayan filmleri de çok seviyorum. O yüzden çok sevdim. Okey. Bence ilk başta yani girişimizi kesinlikle zaten Big Lebowski'nin Lebowski'yle yani The Dude'la yani Jeff Bridges'in hayat verdiği o karakterle yapalım. Tabii. Yani inanılmaz. Ben şunu itiraf etmek istiyorum. Ben dün şimdi 10. kez falan izledim filmi. Ve hatta izlemeyecektim. Ay bir kez izlerken bakarım kenardan nasıl olsa biliyorum dedim ama dayanamayıp başına geçtim. Ve kendimle ilgili filmi izlerken şunu fark ettim ki ben abi yıllardır bu Dude karakterine özeniyormuşum ya. Yani hayata bakış açısı olarak hani böyle bırak tamam sal, rahat, olursa olur, olmazsa olmaz. İşimize bakalım. Hani bowling motifi var ya filmde deli gibi. Boş ver hadi bowling oynayıp eğlenelim yani. O bowling olmak zorunda değil. Ben de bilgisayarda oyun oynuyorum mesela. Anladın mı? Hani bir bowling oynamak var hayatta, bir de her şeyi ciddiye almak var. Her şeyi ciddiye alırsan Walter gibi olabilirsin. Walter o. Şey Lebowski, asıl yaşlı, sakat olan Lebowski gibi olabilirsin. Maud gibi olabilirsin. Ya da Dude gibi olup hayatın geçmesini beklersin yani. Ben buna özenmiş olduğumu keşfettim dün 10. kez izlerken. I'm the Dude. Dude. Ben mesela en sonda işte Ömercan da üstünde konuştuk. Film insanının şöyle rahatlatan bir tarafı var. Ben öbür Lebowski gibiyim. İşte böyle her şeyi kafaya takan, yapınca olacak, çalışınca olur bilmem ne falan karakteri. Siz evli değil misiniz? Am, ne yaptık bana baytan? bu diğer Lebowski'yi, Dude'u görünce de böyle hayata karşı daha... Aşık oldun değil mi? Kesinlikle, çünkü aslında hani bende olmayan şeye işte özeniyorum ve evet ya böyle de olabilir, oh. Chill en son arkasına dönüp işte bowling'e gidiyor. O kadar olay olmuş, arkadaşları ölmüş bir gece önce filan. Şey diyor, kovboy soruyor nasıl gidiyor falan diyor. İnişleri çıkışları var işte hayatın diyor ya. Resmen böyle diyor yani. Yani süper. Evet. Şey diyor ya bir yerde havuzdaki yerde, o diyor nihilist diyor. That must be exhausted. Çok yorucu oldu. Çok yorucu oldu. Çok iyi laftı bile. Herif onu bile kaldıramayacak yani o. Bak nihilistlik olayını konuşuruz gibi geliyor bana ama şöyle bir şey söyleyeceğim hakikaten. Yani dayanamadım şimdi. Bu bizim işte şeyler sözde nihilist ya, o kızı kaçırdığını iddia eden işte otoban grubu elemanları falan. Son dövüş elemanları. Onlara işte sözde nihilist. Sonlara doğru Walter diyor ki siz de biçim nihilistsiniz ya diyor. Fidye'yle falan uğraşıyorsunuz. Nihilist dediğin hiçbir şey sallamaması lazım. Filmin gerçekten asıl nihilisti diyor da aslında. Hani... Hayatı olduğu gibi kabul et. Hiçbir şey yok zaten. Nihilizmde bir kötümserlik var ama ölümle biteceği için ciddiye almamak. Olabilir. Yani Dude yaşıyor. Dude evet. Kesinlikle nihilist değil. Ya okey. Şey o abidist abi. Ne? Anladım. Şey. Abide, Dude abidist diyor ya. Nasıl çeviririz onu Türkçe'ye? Yani aldırmaz ve yaşar galiba. Hani okey. Nihilist olsa şey olurdu. Abi Donnie öldü ama biz de öleceğiz zaten boş ver falan. Öyle değil ya, anladın mı? Doğru, öyle de haklısın. Öyle de değil. Nietzsche hani sağda solda Nietzsche budur falan demiyor tabii ki, doğru. Ben Shameless'taki Frank karakteriyle çok özdeşleştirdim. Tip olarak da benziyorlar, yaşayış olarak da benziyorlar. Bayağı benziyorlar. Ben Shameless'ı çok az izledim ama hangi karakter dediğini biliyorum galiba. Yani çok böyle bir televizyonda gördüm. Bayağı az izlemişsin o zaman. Evet. Ama bak mesela şöyle bir farkı var ikisinin. O Frank, Shameless'taki Frank. Kurnazlık peşinde. Evet, gene de bir ajandası, bir derdi var yani. Hep böyle kendini çıkarıyor. Bunun da var, halı. İşte bunun, ama bu böyle mesela... Ama öbürü demese, çalının peşine de düşmeyecekler. Bak, şey diyor ya, evi diyor güzel gösteriyordu o anda. Yani doğru gösteriyordu. Ama mesela bizim Dude ama, hani böyle şey de değil, yani nihilist dedim,
bir yandan kendimle de şimdi çalışacağım ama hakikaten nihilist de değil, sen dediğin doğru. Mesela Bunny'nin hayatı için endişeleniyor aslında. Hmm. Yani Walter Dude'un uydurduğu teoriye inandıktan sonra böyle at gözlüğüyle hayata bakmaya devam ediyor ama bizimki ya kızı öldürürlerse falan bu üzücü, acı bir şey olur diyor yani. Aslında o yüzden iyi de bir insan. Ben yani vicdanlı bir insan diyelim en azından. Biraz da okuduğum trivyalara bağlayarak çok oraya bağlamıyorum. Şöyle ki Dude karakterinin hep başkasından duyduğu cümleleri tekrar etme üstüne bir karakter kurduklarını da anlatmışlar bir yerinde. Big diğer yani asıl Lebowski'nin Big Lebowski'nin kullandığı cümleyi kullanıyor aslında işte. Kadını öldürebilirler. Hatta o anlatıcının cümlesini de kullanıyor bir yerde. Kendi arkadaşının da kullanıyor. Falan doğru, herkesin doğru cümlelerini kullanıyor. Aslında kadını önemsemekten çok biraz daha kendi düşüncesi olmayıp da söyleneni alanlar. Ama bak o şeyi diyorsun sen. Philip Seymour Hoffman'ın karakteri gelip de buna hani Bay Lebowski şey dememi istedi. Onun hayatı senin ellerinde. Bak senin ellerinde filan. Orada bile bizimki ya bunu deme şimdi falan. Hani evet. Ya belki bu üşengeçliğine de yorulabilir aslında, hani umursamak istemiyor gibi de düşünülebilir ama ben gene de birazcık onun hani yani işte iyi bir insan, kötü bir insan değil aslında, kimseye de zarar vermek istemiyor, kimse zarar görsün de istemiyor aslında falan. Uğraşmak çekiyorum istemiyor çünkü aslında vicdandan çok işin olabilir geçeceği sıkıntıdan dolayı. Doğru olabilir yani vicdani sıkıntı da aslında uğraşmak istemediği bir şey doğru demek bile aslında olabilir, evet, doğru. Evet, mümkün. This is the study. As you can see, the various commendations, awards, Jeffrey Lebowski, citations, honorary degrees, etc. Very impressive. Oh, please feel free to inspect them. Oh, no, I'm not really... Oh, please, please. That is the key to the city of Pasadena, which Mr. Lebowski received 2 years ago in recognition of his various civic... That's the Los Angeles Chamber of Commerce Business Achiever Award, which is given, well, not necessarily given every year, hey, given only when there's a worthy somebody. Is this him with Nancy? Yes, indeed. That is Mr. Lebowski with the First Lady, yes. Oh. Let's take in when Mrs. That's Reagan... Lebowski on the left there? Yeah, of course, Mr. Lebowski on the left. So he's a handicapped guy? Mr. Lebowski is disabled, yes. This picture was taken when Mrs. Reagan was First Lady of the Nation. Yes, yes. Not of California. Chuck? In fact, he met privately with the president, though unfortunately there wasn't enough time for a photo opportunity. Oh, Nancy's pretty good. Oh, wonderful woman. We were very happy to... These are... Those are Mr. Lebowski's children, different so mothers, to speak. Huh? No, they're not... Racially, he's pretty cool. They're not literally his children. They're the little Lebowski urban achievers, inner city children of promise, but without the necessary means for a higher education. So Mr. Lebowski is committed to sending all of them to college. Excuse me. Thank you. Thank you. You're far out. Think he's got room for one more? You never went to college. Please, don't touch that again. I did, but I spent most of my time occupying various administration buildings, smoking a lot of Thai steaks, breaking into the ROTC, bowling. Tell you the truth, Brent, I don't remember most of it. Oh. Peki yani Dude karakterini Ömer Can'dan nasıl anlatayım? Ömer Can kendiyle özdeşim kurduğunu iddia ediyor ya. Hayranlık diyelim. Hayranlık. Hayranlık. Okey, öyle dedik. Sizin durumlar ne yani Dude karakteri? Mesela siz Can, sen bir Dude musun yani mesela? Ben muhtemelen Walter'a daha yakınım. Yani zaman içinde tanıdıysanız biri geldiğinde böyle suçalım bilmem ne deyip silah çekip böyle anlamsız gerginlikler falan böyle. Abi Walter çok iyi değil mi ya? Nasıl Walter her şeyi Vietnam'a bağlıyorsun, sen de her şeyi BVS'ye bağlıyorsun. İşte Moffat da böyle yapmıştı. Abi bunun Moffat'la bir alakası olsun bana. Anladın mı böyle? Oo, şok. Candan öz eleştiri. Yani var öyle öyle demeyeceğim. Ben izlerken gerçekten kendime çok Walter'a benzetiyorum. Ama Walter'ın benzetmediği bir tarafı, Walter hakikaten geçmişe saplanmış bir herif. Bir yerde diyor da onu söylüyor. Bayağı problemli bir herif o açılardan. Ama onun dışında böyle aniden bir şeyler alevlenip çok ciddiye alması oyu falan. Ama filmde benim çok hoşuma giden şey aslında şu yani. Filmin genelinde Dude'un ruh hali şöyle yansıyor biraz. Filmde böyle hiçbir karakteri ciddiye alamıyorsun ya. Ciddiye alamıyorsun dedim, hep böyle bir fo bir şekilde bir karakterler ciddiye çıkıyor. İşte başta adam çıkıyor. Ben çalıştım, kazandım falan yapıyor böyle. İşte gidiyorsun böyle seksi karısı var orada yaşıyormuş gibi gözüküyor.
İşte sonra gidiyorsun, onun böyle aşırı feminist kızı var falan. O böyle başka bir... Hani çok feminist sanatçı gibi bir tip sözdü ama saçma sapan böyle. Onu bile hani film dalga geçmiş tabii, yani. Tabii tabii. Film bayağı. Çok güzel dalga geçmiş. Oraya geliyor. Ve hep şey oluyor böyle yani. İşte feminist kız geliyor böyle. O kadar şey. Ondan sonra doktora check-up yaptırmış. Bundan hamile kalmaya çalışıyor. Yok şimdi ne yapıyor? Öbür herifin parası yokmuş aslında. Yani kopamış. Evet. Yani filmde kim böyle... Aa işte bu da böyle birisidir desen öyle birisi çıkmıyor daha evet. Sonra ya. Bir dude hariç. Evet dude sadece. Evet, dude Walter da mesela hani her şeyi ciddi alan bir herif çıkıyor sonra problemli işte böyle boşandıktan sonra kendini toparlamış köpeğe falan bakan bir adamcağız çıkıyor böyle anladın mı? Bir üzülüyorsun. Donnie böyle belki düzgün bir adam onu da tanıyamıyorsun ölüyor adamcağız yani. Donnie de aptal mı gerçekten yoksa hep geç girdiği için ya mi? Ya da sadece şey sempatik yapıyor. Bir adam da evet, evet. Bir şey mi demek istemiyor. Ama şey güzel yani filmde ne... şöyle çok ilginç bir şey var. Filmdeki bütün karakterler çok güçlü. Evet. Ama bir yandan hepsinin arkası boş çıkıyor ya. Bu böyle insana şey dedirtiyor. Diyor. Evet abi hayatta gerçekten böyle boş demeye film seni bu sayede çok itiyor yavaş yavaş. Sen istedikçe. Herkes hayatta hani herkes yani dude olmayan herkes bir şeyleri çok ciddiye alıyor ama bu kadar ciddiye alacak bir şey yok aslında. Benim biraz aldığım bu yani filmde açıkçası. Genel olarak. Filmdeki bu arada şu andaki çok film izlerken sevip de şu an ölmüş olan oyuncumuz sayısı 2 galiba değil mi? Cowboy abi bir. Rahmetli oldu. Geçtiğimiz ay falan gitti hem de ya. Çok yakın. Aa. Bir de Philip Seymour Hoffman işte zaten. İzlerken ben böyle bir şey oldum lan. Dedim, herkes bence. Burada be ya. Belki 10 sene sonra izleyeceğiz hiçbiri olmayacak falan. Böyle bir havamam sınıfı havam geldi böyle anladın mı? Bir yüzünden öyle de deme. Belki bir günde biz olmayacağız. Belki mi? Aramızda şüphesi olanlar var. Var belki kazık kakarız diye düşünüyorum. Ben 10 dakika. Gördüğünüz gibi gerçek nihilist benim yani. Filmin o nihilistlerin o halleri ne ya? Bir de hepsi Almanya böyle. Şuturum şuturafer izliyorum. O herifi tanıdınız değil mi o şey olan? Hani pornoda falan da oynayan herifi. Fargo'daki abi değil mi o işte? Tabii. O abi. Bu filmin oyuncuları hep yani şey oyuncular. Aynı oyuncuları. Ya hiçbir böyle boş minik yok. Küçük role bile figürasyon olabilecek oyuncu koymamışlar. Hep bilindik oyuncular koymaya çalışmışlar. O İngilizlerden bir tanesi uzun boylu olan değil mi? Red Hot Chili Peppers'ın basçısı. Evet, Flair. Aa, bilmiyordum. Falan yani böyle. Onu hani, bilmiyordum. Kamyo da çok. Bak en çok şeyde dikkatimi çekiyor. Maud'un bir tane arkadaşı var ya, doktor randevusunu verdiği sahnede bir tip var. Video sanatçısı diyor, salak salak gülen. O adam bile meşhur bir adam mesela. Bir tek orada rolü olan bir şey ama. Abi. Boş geçmemiş yani o konuda. Koyan kardeşler. Bu arada hani Lost, ben çok izlemiştim zamanında. Lost'tan şey var, Jacob var. Kim biliyor musunuz? Jacob nerede? Evet evet. Treehorn'un adamlarından biri. Hayır, en başta gelip şey tamam yapıyor işte, ya, kafasını tamam. Tuvalete sokuyor. Ha. O Jacob işte. Evet doğru. Sarışın böyle şey. Anladım ben. Lost izlemedim. Birleştirmemiştim. O da Jackie Treehorn'un işeyen adamlarından biri işte. Tabii işeyen adamlar. İşemeyen olan. Şey o yani. Where's the money, Lebowski? You want that money, Lebowski? Bunny says you're good for it. Where's the money, Lebowski? Where's the money, Lebowski? Where's the fucking money, shithead? Oh, it's down there somewhere. Let me take another look. Don't fuck with us. Your wife owes money to Jackie Treehorn. That means you owe money to Jackie Treehorn. Ever thus the deadbeats, Lebowski. No, no, don't do that. Not on the rug, man. See? See what happens, Lebowski? You see what happens? Nobody calls me Lebowski. You got the wrong guy. I'm the dude, man. Your name's Lebowski, Lebowski. Your wife is Bunny. My wife, Bunny? Do you see a wedding ring on my finger? Does this place look like I'm fucking married? The toilet seat's up, man. The fuck is this? Obviously, you're not a golfer. Woo? Yeah. Isn't this guy supposed to be a millionaire? Evet evet şey çok fazla. Ya ben Hoffman'ı çok seviyorum ya. Herif çok iyi böyle küçük rollere çok çıkıyor adam. Hele bu 90'larda falan böyle bir sürü film var böyle. Philip Seymour Hoffman'dan bahsediyoruz. Evet evet aynen. Dustin'den değil o ne alaka? Bizde adam bir anda kafası karışır abi. Şu an herkes ezbere oyuncuları yan yanlarında isimlerini bilmiyor ki. Büyük Lebowski'nin Seymour Hoffman'dan bahsediyoruz. Asistanı olan adam. Bu yani herif
mesela küçücük bir performansı var ama o kadar tatlı çizmiş ki. Yani böyle hani yalaka, biraz da böyle hani o zenginin, hani kendi hiçbir şey değil ama o zengin ya, onunla gurur duyan adam. Evet, Smithers işte ya, tamam. Ah, doğru, Smithers. Smithers. Hak, söyle. Ben orada şeye geleceğim. İlk ben filmi izlerken dedim ki bu adam hani onun yardımcısı, niye böyle evsiz tipli bir adama uzun uzun anlatıyor, övüyor işte, gösteriyor belgelerini bilmem ne kadar gereksiz, niye anlatıyor diyordum. Oysa filmin sonunda çıkıyor ki zaten böyle bir şey yok, böyle bir illüzyon yaratılmaya çalıştığı için bu adam özellikle bunları söylüyor. Mesela evet, o çok güzel birleşti çünkü kafamda şeydi yani istediğin kadar yalaka ol, kapıdan gelen evsiz gibi bir adama övmeye 40 saat uğraşmazsın. Evsiz mi? Teessüf ederim. Yani işte evsiz tipli. Bam. Şey vardı bir tane böyle hani güzel karakterlerden, böyle rolü küçük olmasına rağmen tam böyle Tarantino style. Bir tane polis vardı. Malibu polisi. He. Faşist filandı bir şey. Fincan atan. Abi o herif çok iyi. Stay out of Malibu değil mi o? Aynen. Fincan atan herif. Abi işte ya bence o biraz filmin eleştirdiği, işte atıyorum modla işte sanatçının abartmasını eleştiriyor. Böyle iş adamını hale eleştiriyor filan. Net bir şekilde polisi ve otoriteyi de eleştiriyor işte film. O iki tane polis var aslında karşılaştığı. Bir o İşte evet evet bütün dedektiflerimiz şimdi senin valizini arıyor falan diye dalga geçen polis. o hani o sistemi boş vermiş, zaten sistemin işlemediğini bilen polis. Öbürü ise sistemi anlamsız düzeyde ciddiye alan, hayır sen benim plaj topluluğuma, buradaki şey beach community diyor ya, buna zarar vermeyeceksin, defol gideceksin buradan falan diyen, o da sistemi deli gibi savunan polis. Your only ID. You know my rights, man. You don't know shit, Lebowski. I want a fucking lawyer, man. I want Bill Kunstler, man, or Ron Kuby. Mr. Treehorn tells us that he had to eject you from his garden party, that you were drunk and abusive. Mr. Treehorn treats objects like women, man. Mr. Treehorn draws a lot of water in this town. You don't draw shit, Lebowski. Now, we got a nice, quiet little beach community here, and I aim to keep it nice and quiet. So let me make something plain. I don't like you sucking around bothering our citizens, Lebowski. I don't like your jerk-off name. I don't like your jerk-off face, I don't like your jerk-off behavior, and I don't like you, jerk-off. Do I make myself clear? I'm sorry, I wasn't listening. Ow! Fucking fascist! Stay out of Malibu, Lebowski! Ow. Stay out of Malibu, deadbeat! Keep your ugly fucking gold brickin ass out of my beach community. O da işte öyle bir günahı var yani, millete kötü davranan. Yeah. Çünkü orada Jackie Treehorn dedikleri aslında bir porno yapımcısı adam. Hani onu savunuyor orada polis, yani sen Jackie Treehorn'un plaj partisini bozdun ha. Bunu tekme atmalı falan savunuyor böyle yani. Evet yani. Evet yani zarar vererek. Oysa bir zararı yok adam. Dude orada bizim şeyimiz, yazık. Hiçbir günahı yok ya adamın. Ne günahı? Ya, bizde hep yaşanan bir şey yani. Düşünecek olursan Türkiye'de. Tabii yani. Ki canım. Ya filmde hiç boş karakter olmaması. Evet. Yine aynı karakterler döneceğim ben ama zaten filmin bu arada bence asıl mevzu zaten senaryosu değil. Buna katılıyorum ben. Yani hatta şöyle söyleyeyim. Para kimde? Kimse de. Şeyde 15 yaşındaki çocukta kesin olmaz. Larry'de. Yani anladın mı? Filmin en iyi karakteri. Bir noktada is this your homework, Larry? Is this your homework? Bak ama bak, bu kadar canı kült olmuş. Evet, bu kadar kült olmuş. Muhtemelen bizim seyirciler de şimdi aşağı bu halde deliriyorum falan yazacaklar. Bak düşün yani, sonuçta para kimde? Halı kimde? Kız da kendiliğinden geri dönüyor. Yani film bile bir süre sonra senaryoyu çözmüyor. Paranın kimde olduğunu biliyoruz ya. Biliyorsun. Yani adam vermedi büyük ihtimal işte parayı. Bilmiyorum. Para kimde halbuki? Şeyde, ben bunu cevabını söyleyebiliyorum sana. Lebowski'de doğru. Çünkü parayı çekti ama vermedi. Gösteriyor ya, kitap aynen koyuyor, ama bilmem o, ne koyuyor. Ama oradaki şeyin diyordun teorisi hayalist o. Hayalist. Belki verdi. Yok yok, kızı diyor. Kız da öyle diyor. İkisi de teorisi. Lebowski'nin kızı yani.
Ya tamam okey, onu görmüyoruz ama yani. Haklısın, yani şey dediğini görmüyoruz. Zaten argümanı zayıflatmam. Şey yani Big Lebowski gerçekten para yok. Çünkü bir dakika geldiklerinde çıkın gidin falan diyor. Alıp yere atıyorlar. Herif demiyor ki evet gerçekten para bende demiyor. Şimdi evet, arkadaşlar parayla imanın kimde olduğunu belli değil. Ve şey de dikkat, işte biz kız kendini kaçırttırdı, paraya ihtiyacı vardı falan diyoruz. Yo, kız da geriye dönmüş. Sonra zaten nihilistler başka arkadaşlarına parmağını göndermişler. Evet. Bunun araba çalındı. Sonra araba yandı, acaba para arabanın içinde miydi? Anladın mı? Yani evet, parayı çözmüyor bile. Ya da sokaktan zaten bile gidiyor, almış olabilir yani. Bir de, yani aslında çözmüyor filmin sonunda. Hı. Filmin sonunda Donnie'nin ölmesi ve o ölmesinden sonra ilk kez uzun ve dramatik bir sahneyi görmemizle bence film orada kapanmaya karar veriyor. O noktaya kadar hep böyle bir takım olaylar. Oradaki şey benim çok dikkatimi çekti yani. Hep hızlı hızlı gitti film, anladın mı? Çalındı, gitti, arabaya ettiler, çıktı, bilmem ne oldu. Tam böyle sakinleşecek, içeri basıyor, yaşayanlar yaratıp getiriyorlar, atıyorlar şeyin içine böyle, anladın mı? Hep bir şeyler. Donnie öldükten sonra, Donnie'nin ölümü, sahne fade out, yıldızlarda kalıyor. Ondan sonra çok uzun, bu ikisi oturup kataloglara bakarken, arkadan adamın uzun uzun yavaş yavaş yürüyüp gelmesi, işte oturması, işte önlerine bunu kağıdı koyması, orada çok uzun tek bir sahne var. Film ölümden sonra bir duruyor aslında, tamam mı? Hani bu bir bence yönetmenlerin bir şey yaptığı bir şey. Hani evet, hayvan gibi yaşadık şu noktaya kadar. Bak bu adam öldü. Doğru, bir an bir gerçek evet, vurdu bize. Aynen öyle. Yani bir 20-30 saniyelik uzun bir sahneyle bizi de durduruyor tempo olarak. Sonra yine bizimkileri sahilde şey dökme gerizekalılıklarıyla aslında bowling'e geri dönüyorlar, evet, senin doğru dediğin gibi. Ama ölümden sonra doğru bir stop veriyor film. Ki şunu da biraz altını çizen belki bir şey bu. Hani Donnie çok pisi pisine ölüyor ya. Tabii ki. Yani hani Donnie ölüyor, bizim diyor şey diyor, ateş ettiler falan diyor. Yok hayır, ateş mateş bile edilmedi diyor. Bu oturuyor yani. Yani. Evet. Donnie'nin ölmesi zaten yani aptal saptal bir sürü şeyi ciddiye alıyorsunuz ama gene de hayat sizi bu bir anda hani bitebiliyor, hayat bile sizin için bitebiliyor diyen bir sahne. Sonra da zaten onun öyle dediğin gibi durağan ilerlemesi falan bu gerçeği şöyle bir sindirmemizi beklememiz için yapılmış bir şey gibi geldi mesela. Aynen, çünkü her sahneyi çok dolu dolu yapmayı çok iyi biliyor adamlar. Başından beri onu görüyorsun. Abi diyaloglar da çok iyi bu arada. Şeyde bak yani bir de sahnede şey işliyorlar hep her noktada. Bir şey oluyor, bir karakter bir şey yapıyor, arkadan başka bir karakter konuşuyor. Sen bir şey görüyorsun, üstüne de ses falan geliyor. Mesela ben bunu da şeyde çok beğendim. İkinci kez adamı halıyı evine götürdükten sonra çağırıyorlar, geliyor. Açıyorlar kapıyı, işte böyle Mozart'tan Rex Tremende çalıyor böyle, anladın mı? Böyle cenaze sonrasında böyle her böyle oturmuş, büyük insanlar da falan yapıyor. Çok iyi tiyatro yapıyorlar. Evet, ama orada, ama yani orada şey çok iyi bak. Herifin elinde bir tane mektup var. Bizimki onu okurken falan onu okuyor. Sen okuyorsun gözle, dışarıdaki böyle vagrants bilmem ne bir şey diye o söylenmeye devam ediyor. Arkadan da koro böyle ekstrama var. Çok katmanlı heriflerin her sahnesi, anladın mı? We've had some terrible news. Mr. Lebowski's in seclusion in the West Wing. Mr. Lebowski. Funny. I can look back on a life of achievement, challenges met, competitors bested, obstacles overcome. I've accomplished more than most men and without the use of my legs. What makes a man, Mr. Lebowski? Dude. Huh? I don't know, sir. Is it being prepared to do the right thing? Whatever the cost. Isn't that what makes a man? Sure, that and a pair of testicles. You're joking, but perhaps you're right. You mind if I do it, Jay? Buddy. Excuse me? Bunny Lebowski, she is the light of my life. Are you surprised at my tears, sir? Oh, fucking A. Strong men also cry. Strong men also cry. I received this fax this morning. As you can see, it is a ransom note. Ve bir sürü sahne de var bu tarz trikleri. Ne zaman biri ölüyor, gerçekten bomboş çok sabit bir sahne bir oraya koymuşlar koca filmde. Bir de böyle Dude'un sakinleşmeye çalıştı ama içeriye birilerinin illa bastığı ve bozduğu anlarda. Evet,
Çok sevdiğim an. Halının üzerinde yazık böyle şey yapıyor ya, takılıyor. Sonra bir tekrar uyanıyor, halı yok. Yine Allah kahretsin. Bu arada şey de benim çıkarımım. Yani adam öldükten sonra uzun bir sahne koyduklarını hepimiz objektif olarak görüyoruz. Benim çıkarımım sanki ölümden sonra bir pause verdikleri yönde. Ama belki de herif şeye, yani şey şakasına iyi bir an hazırlıyor bu arada. Hani sen ikinci bir yorum atıyorum ya. Böyle bekliyorsun, o diyorsun işte ölümden sonra ne biçim dağılmışlar falan. Aslında sıkılmışlar ve bir de 150 dolarlık vazo çıkınca yine çirkinleşiveriyorlar hemen, tamam mı? Yani belki de böyle... Çok gerçekçi değil mi orası? Abi ben orada evet, yani arkadaşımız öldü diye salak değiliz falan böyle. Walter'ın son çıkışı değil mi? Ay şey diyor, üzgünüz, salak değil mi? Hastayız, salak abi, ben Walter'a hastayım bazı şey diyeyim. Tamam, o zaten hani o külleri şey yapıyor ya, tamam o zaten son numarası. Yazık ya. Orada yani ben sinemada izlemiştim. Yine Vietnam'a bağlıyor oraya. Evet. Konuşma yaparken alıyorsun. Abi de bunu bir... Bak şeyde çok belli öyle herifin şeyi. Kafede oturuyor. Ya da kafe değil de orası böyle daha snack bir şey. Diner işte. Aynen. Orada oturuyor. Walter işte lütfen bağırmayın efendim diyor falan. Burası benim hakkım işte. Hakkım var. Biz boşuna ölmedik Vietnam'da falan. Anayasanın dördüncü maddesi falan diyor. Sonra şey diyor ki ya tamam diyor. Bu chill diyor. Gidiyor. Bu böyle tek başına kalıyor. Ben gitmeyeceğim. Kahvemi içeceğim burada. Çok güzel. Oh. Çok güzel kahve. Hani öyle takılıyor, anladın mı bir de hani? Herkes böyle arkadan bakıyor falan. Pis herif. Orada küçük şey detayını fark ettiniz mi? Ne? Dude böyle hani parayı koyup çıkacak ya, elini cebine atıyor. Parayla beraber bir de sarma sigara çıkıyor. Chaps'in sarma sigarayı geri cebine koyup parayı bırakıp gidiyor abi. Bak bir saniyelik çok küçük bir detay ama karakterle ilgili mega detay yani. Abi, dude. That's just the stress talking, man. Now so far we have what appears to me to be a series of victimless crimes. What about the toe? Forget about the fucking toe! Excuse me, sir. Could you please keep your voices down? This is a family restaurant. Oh, please, dear. For your information, the Supreme Court has roundly rejected prior restraint. This is not a First Amendment thing, sir, man. If you don't calm down, I'm going to have to ask you to leave. Lady, I got buddies who died face down in the muck so that you and I could enjoy this family restaurant. All right, I'm out of here. Hey, dude, don't go away, man. Come on, this affects all of us, man. Our basic freedoms. I'm staying. I'm finishing my coffee. Enjoying my coffee. Zaten şeye girdiğinde de o hani şey yapıyor ya herif. Duyun mu hani bir falan diyor. Bunu bir türlü çıkarıyor. Dude'da ben bir de bak karakterler çok güçlü derken karakter